geri alırsınız. Arkadaşlar Konya'da eğitim gören 30 yılında Down sendromu çocuklarımız var. Benim kampüs yapıyoruz onlar inşallah Konya altında birlikte. Bunu bizzat kendi elleriyle yaptılar. Arkada fotoğraflar da mevcut. Hocalar da yardım etti. Dedi ki Sayın Birlik Başkanımıza yakışır. Onu beğenmişsiniz. O yüzden de teşekkür ederim. Dünyaya gönderilmiş birer melek. Bu sabah da gördüm Mevlana'nın orada. Ben buradan sesleniyorum. Meclisimize sesleniyorum. Temmuz ayında biraz daha fazla çalışsınlar lütfen. Yargı reformunun söz verilen ilk paketini çıkarmaları Türkiye'nin üstün menfaatleri gereğidir. Bu çerçevede düşünce özgürlüğünü daha da güvenceli hale getirecek. Hakimlerimizin bir kısmının tecrübesizliğinden veya bilgisizliğinden ya da başka endişelerinden kaynaklanan ve aslında düşünce özgürlüğü kapsamında olması gerekirken suç kabul ettikleri fiillerin temyiz denetiminin bir an önce açılması lazım. Keyfi tutuklamaları önleyici reform sürecindeki paketlerde son derece etkili düzenlemeler var. Ve elbette her şeyin başı eğitim, sınav derhal gelmek zorunda. Bu avukatlık sınavı değil, hakimlik sınavı değil, savcılık sınavı değil, noterlik sınavı değil. Bu hukuk fakültesini bitirip hukuk diploması alanların belirli mesleklere girişte geçecekleri bir baraj sınavı. Bu baraj sınavının gelmesi hukuk fakültelerinin ve dolayısıyla hukuk mezunlarının kalitesini arttıracak. Hukukçu, gerçek anlamda hukukçu kalitesinin yakalanmasını sağlayacaktır. Bizim tüm dünyaya ne kadar demokratik olduğumuzu, hukuk devletimizin ne kadar güçlü ve bizim de ne kadar güçlendirmeye kararlı olduğumuzu yargı reformu paketini şu 15 gün içerisinde çıkartarak ispatlamamız lazımdır. İşte bunu yaparsak ABD'de tartışma programlarında yorumcular, sunucular, gazeteciler çıkıp Türkiye zaten bir diktatörlüktür. Dolayısıyla biz onlara F-35 veremeyiz. S-400'e sahip olan bir ülke diktatörlükse F-35 alma hakkı yoktur gibi gerçekten bizi rencide eden cümleler kuramaz. Dış politikamız açısından da yargı reformunun çıkması kamu diplomasisinin elini fevkalade güçlendirecektir. Biz barolar olarak da bu konuda nasıl katkıda bulunmaya ihtiyaç varsa o noktada hazırız. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşme halindeyiz. Sayın Bakanımızla görüşme halindeyiz. Sayın Dışişleri Bakanımızla da çok yakın bir görüşme halindeyiz. F-35'teki haksızlıklarını, S-400'deki haklılığımızı ABD ve Avrupa kamuoylarına anlatmak istiyorsak Türkiye'nin hukuk devleti olduğunun imzasını attığımız bu paketin, bu reform sürecinin muhakkak surette bir an önce kanunlaşmaya başlaması lazım. Bunun bu ay kanunlaşmaya başlaması lazım. Bu ay üzerimize ABD'den çok geldiklerine göre cevabı da bizim bu ay vermemiz gerekiyor. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. İçeriden sonra İçer. Benim için çok anlamlı oldu. Teşekkür ederim.